Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu çarpanlar ve katlar olacak. Namı diğer EBOB, EKOK, yani sayılarımızın katlarına ve bölenlerine, tam bölenlerine bakacağız. Çarpanları ya da tam bölenleri ya da katları, mislileri de diyebiliriz EBOB, EKOK konusu için. Milli Eğitim Bakanlığı'na tekrar teşekkür ediyoruz. 8. sınıflar için hazırlanmış MEP kazanım testlerinin birincisini çözeceğiz. Bu testte 1 ila 8 arasındaki 8 ve 1 dahil olmak üzere bu soruları çözeceğiz. Her ne kadar sorular 8. sınıf için hazırlansa da TYT, AYT, üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlarımıza da faydalı olacağını düşünüyorum. Evet, birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz şöyle diyor. Ahmet ile Deniz aralarında sırasıyla birer pozitif tam sayı söyledikleri bir sayı oyunu oynuyorlar. Pozitif tam sayıları biliyoruz. Güzel. Değil mi? Evet. Birden başlıyor. 2, 3 sonsuza kadar gider. Oyuncunun söylediği sayı kadar puan kendisine. Söylediği sayının kendisi hariç pozitif sayı bölenleri. Bakın çarpanlar, bölenler dedik. Tam sayı bölenleri, tam bölenlerin toplamı kadar puan rakibine yazılıyor. Toplam puanı fazla olan oyuncu oyunu kazanıyor. Anlattığını bir de bize örnekle vermiş. Mesela örneğin Ahmet 10, Deniz 12 demiş. Bakalım kaç puan almışlar. Ahmet ve Deniz'in aldığı puanları buraya yazıyoruz. Ahmet'in aldığı puanları buraya, Deniz'in aldığı puanları buraya yazılacak. Ahmet 10 demiş. Ahmet söylediğini aldı. 10 puan aldı. Onun bölenleri kim arkadaşlar? Kendisi hariç 1, 2, 5. Onu yazmıyorum. Topladık 8. Deniz de 8 puan aldı. Deniz 12 söyledi. Deniz kendisine 12 puan aldı. Ahmet'e ne kadar verdi? 12'nin tam bölenleri 1, 2, 3, 4, 6 ve bunların toplamı olan 16'yı verdi. Güzel. Şimdi soru gelebilir. Diyor ki oyunda Ahmet bu oyunu topluyor gene. Bakın Ahmet kaç puan aldı arkadaşlar? 10 artı 16'dan 26. Deniz kaç aldı? 8 artı 12'den 20 puan aldı. 26 puan alan Ahmet oyunu kazandı. Evet, buna göre Ahmet'in 14 sayısını söylediği oyunda, evet yer açalım kendimize, hatta örneğimiz de şurada kalsın. 14 sayısını söylediği oyunda Deniz aşağıdaki sayılardan hangisini söylerse oyunu kazanır. Yine arkadaşlar söylenen sayıyı buraya yazalım. Söyleyen kişi Ahmet, buraya yazalım. Değil mi? Deniz'i de buraya yazalım. Çok nefis oldu. Şimdi Ahmet'in aldığı puanları buraya yazalım. Ahmet'in puanlarını buraya yazacağız. Evet. Deniz'in aldığı puanları da buraya yazalım. Şimdi Ahmet ne söyledi arkadaşlar? 14 söyledi. Bu durumda Ahmet kendisi ne kadar aldı arkadaşlar? 14 puan aldı. Deniz'e kaç puan verdi arkadaşlar? 14'ün bölenlerini hemen düşünelim. 1 böler, 2 böler, 7 böler. Topladım. 10 puan Deniz aldı. Ahmet buradan 14 puan, Deniz de 10 puan aldı. Şimdi Deniz'in çok stratejik bir şeyler söylemesi lazım ki Ahmet'i geçmeli. Siz olsanız ne yapardınız arkadaşlar? Vallahi ben olsaydım şöyle yapardım. Mümkün olduğunca büyük bir sayı söyleyip bölenlerinin de çok az olan bir sayı seçerdim. Yani mümkün olduğunca o sayıyı çok az sayıda bölsün ki Ahmet'e az puan gitsin isterdim. Evet, bakalım. İrdeleyelim. 18 deseydi. Şurada şu şekilde irdeleyelim. 18 söylese Deniz kendisi 18 puan alacak. Ahmet'e kaç puan verir arkadaşlar? Geçmiş olsun. Neden? Çünkü 18'in bayağı bir böleni var. Bakalım. 1 böler. 2 böler. 3 böler. 6 böler. 9 böler. Arkadaşlar bunları da nasıl yapıyoruz pratik şekilde? Bakın mesela 18'i irdeleyelim. 18'in tam bölenlerini yazarken ben her zaman şöyle yapıyorum. Bunu bir görelim. 1 tam bölüyorsa 18. 1 çarpı 18'dir. 18 değil mi? Daha sonra 2'yi düşündüm.
Bakın 2 çarpı 9'dur 18. Hemen simetriğine gidiyor. 3 çarpı 6'dır 18. Arada var mı? Yoktur. Bakın 3 çarpı 6, 2 çarpı 9, 1 çarpı 18. Çok pratiktir. Ben sizin yerinizde olsam bu algoritmayı bellerim. Yani aklımda tutarım. Çok pratiktir, çok işe yarar. Güzel. Ne oldu arkadaşlar bu durumda? Sevgili Ahmet'e Deniz çok çok puanlar verdi 18 söyleyerek. Topluyorum ben toplamalarda da birbirini 10'a tamamlayan sayıları çok severim. Bakın 1, 9 daha 10. Burada 15, 1 daha 6 daha 21 puan aldı. Ahmet 35'e erişti. Sevgili Deniz 28'de kaldı. Dediğim gibi geçmiş olsun. 18 söylenir mi aç orada? Güzel. Gelin ikinci seçeneğimiz 20'ye bir bakalım. 20 söylese Deniz, 20, kendisi 20'yi alır. Güzel. 20'yi aldı. Şimdi 20'nin de bayağı bir bölenleri var. Yazalım. 1, 2, 4, 5. Bakın 4 ile 5'i yakaladım ya tam ortada. Şimdi 2 ile kimi çarpayım? 10. Şimdi 2 ile çarptıktan sonra zaten arada asla ve asla bölen olamaz. Sonrası 20'dir. Kendisini almıyorum. Bakın burada da 10, 15, 20, 22 puan verdi Ahmet'e. Bu durumda ne oldu arkadaşlar? 14 ile 22'yi topladım. 36 Ahmet'e gitti. Deniz, sevgili Deniz'imiz 30 puanda kaldı. Haydi 25'i deneyelim. Bence 25 güzel bir tercih olacak. İlaç gibi gelebilir sevgili Deniz'e. Neden? Çünkü 25'in az böleni var. Bakalım gerçekten öyle mi? Bu seçenek olmadı. Sizi unuttum. Bu seçenek de olmadı. Sizleri de unuttum. Gelin 25'i bir deneyelim. 25 dedim. Arkadaşlar Deniz kaç puan aldı? Gayet güzel. 25 puan aldı. Puanını 35'e yükseltiverdi. Şahane. Peki Ahmet'e kaç verdi? Arkadaşlar sevgili 25'in sadece 1, 5. Bakın 5'i yakaladım. 25'i başka tam belen yok. 5, 10, 15, 20, 25 şeklinde gidiyor. Artık bir de 25 var kendisi. Onu da olamadı. Toplayalım. Sadece ve sadece Ahmet'e 6 puan verdi. Bu durumda arkadaşlar Ahmet'in 20 puanı oldu. Sevgili Deniz'in de stratejik hareketiyle 35 puanı oldu. Gördüğünüz üzere 25 söylemesi Deniz için stratejik önem kazanıyormuş ve oyunu kazandırdı. Burada arkadaşlar bu sorudan kıssadan ise öğreneceğimiz bölenleri, çarpanları en güzel şu algoritmayla görürüm. Kendisi hariçleri güzel toplarım. Bir nevi EBOB, ECOG konusuna da minik giriş yapmış olduk. 2 ile devam edelim sevgili arkadaşlar. 2 de diyor ki, bakın soruyu sormadan önce bana bir güzel bir bilgi vermiş. Diyor ki, ey sevgili öğrenci, yarı çapının uzunluğu R olan bir çemberin çevresi 2 pi R'dir. Zaten çok ders çalışan arkadaşlarımız bunları biliyor değil mi? Ama bilmesek de ezberlemesek de önemli değil. Yetkililer, soruyu soran kişiler bize bunu söylüyor. Çünkü bu tür bilgileri tamam çok çalıştığımda aklımda zihnimde kalıyor ama formül ezberlemeyin diyor bize. Düşünün diyorlar. Güzel bir düşünce tarzı. Evet. Ne dedi? Mehmet bisiklet almak için bisikletçiye gidiyor. Oo, tebrikler Mehmet. Bir bisiklet sahibi oluyor. Hepimizin rüyası değil mi? Bir bisikletimiz olsa da dolaşsak. Ben bu arada bisiklete çok biniyorum arkadaşlar. Yaşadığım şehirde sahilimiz var. Her akşam biniyorum. Size de öneririm. Spor yapmak çok güzeldir. Bisiklet almak için bisikletçiye gidiyor ve tekerlerin merkezlerinin yere olan uzaklığı 30 santim ve 40 santim olan iki farklı bisiklet beğeniyor. Evet, şekilde de göstermiş. 40 santim, 30 santim. Bu da biraz daha büyük bisiklet, küçük bisiklet. Arkadaşlar bu bilgiyle bana ne verdi? Hadi söyleyelim. Şuradaki verdiği bilginin R'sini söyledi değil mi arkadaşlar?
Çember. Bakın çember şeklinde bisiklet tekerimiz. R'si yarı çaptır biliyorsunuz. İşte bu aynı zamanda bakın yere olan uzaklıkları R'dir. Bu merkezden çemberin hangi noktasını çizgi çekerseniz çekin ki bakın buradaki bütün teller hepsi R kadar oluyor. Ama tam yere kadar olan uzaklığı tellerden biraz daha fazla tabii ki. Evet 40 santim 30 santim vermiş. Bu iki bisiklet aynı mesafede bisikleti aynı mesafede sürerek deneyen Mehmet her iki bisikletin de tekerlerinin tam tur atarak mesafeyi tamamladığını görüyor. Bunlara göre Mehmet'in bisikleti denediği mesafe en az kaç santimetredir? Pi'yi de 3 alalım demiş bize. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar öncelikle tam tur atıyor. Ne demek? İkisi de tam tur attığında birleşiyorlar. Bunlar ne demek? Bir bakalım. Neden bahsediyor? Ben sizin için burada küçük bir tekerlekimsi bir şey hazırladım. Bakın yere koydum. Arkadaşlar benim tekerleğimin merkezi şurası olsun. Tamam. Tam yere değdiği noktayı da işaretleyelim arkadaşlar. İşaretledim. Tamam. Çok güzel. Bakalım tam tur attığında neler oluyormuş, neler bitiyormuş. Bakın yolda yürüyecek. Ben bunu çeviriyorum değil mi? Çevirdim, çevirdim. Bakın mavi noktayı lütfen izleyiniz. Az önce yerdeydi. Dönüyor, dönüyor. Döndü, döndü. Birazcık daha döndü. Ve ne oldu? Bakın tam tur attı. Tam tur attı. Tam tur atarken arkadaşlar bütün çevreyi dolaştı. Öyle değil mi? Çok güzel. Yani tam turdan kastı benim tekerleğimin çevresi kadarmış. Çok güzel. Benim burada yapacağım o zaman ne? Şu. Bu arkadaşın büyük bisikletin tekerleğinin çevresini hesaplayacağım. Küçüğünü de hesaplayacağım. Daha sonra diyeceğim ki bunun çevresiyle bunun çevresi ilk nerede buluşurlar? Ekok değil mi? Ortak katlarına bakacağım. Gelin bir bakalım. 2 pi r dedi. 2 pi r'den büyük bisikletinkisi arkadaşlar ne kadar? 2'yi biliyorum. Pi'yi 3 verdi bana. R'si ne kadar? 40 santim. Hop. Çarptım ne oldu arkadaşlar? 80, 240 santim oldu. Bu arkadaşın çevresiymiş. Yanlış çarpmayalım. Güzel. Diğerinin, diğer bisikleti hemen hesaplayalım. 2, 3 var ve 30 santim. Çok güzel. Bunu da çarptım arkadaşlar. 180 santim buldum. Şimdi eğer çok becerikliysek şunu bulurum. Şimdi bu arkadaş tam tur atarken nasıl gidecek? 240 santim, 480 santim, 720 santim şeklinde gidecek. Bu arkadaş 180 santim, 360 santim, 540 santim. Şimdi böyle böyle mi yapalım yoksa bizim bildiğimiz algoritmadan EBOBEKOK'u bulalım. Gelin EBOBEKOK algoritmasını bulalım. EKOK'u bir çıkartalım iki arkadaşında. Gerçi söylerken belki muhtemelen arada şeyi söylemişimdir. Şimdi 240 ile 180'in algoritmasında nasıl buluyoruz? Önce 2'ye böldüm. EKOK'larını bulacağım. 120 ve 90. Bu arada EBOB'ları da kaçırmayalım da böyle yazabilirim. 2'ye böldüm. 60, 45. 2'ye bölemiyorum. 5 ile bölelim ikisini de. 5'e böldüm. 9, 5'e böldüm 12, 3'e böldüm. Sırası çok önemli değil arkadaşlar. Hani önce 3'ü de deneyebilirdim. Önce 5'i denedim. Yeter ki buradakiler asal sayı olsun. Tamam. 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 4. Artık ortak bölenleri yok. Durdum burada. Hatta bunun da kolay bir esprisi var. Onu da söyleriz. Ne gördüm arkadaşlar? EKOK'larını hesaplayacağım. 4 ile 3'ü çarpacağım. Daha sonra bütün buradaki sayıları çarpacağım. Bu sayıları çarpmanın en güzel yolu da arkadaşlar 2 ile 5'in çarpımı 10'dur. 2 ile 3'ün çarpımı 6'dır. 10 ile 6'yı çarpın 60'dır. 60 ile de kimi çarpacağım? 4 ile 3'ü çarpacağım. Çarpı 4, çarpı 3. Buranın 12 olduğunu bilmiştik. Bakın 720 santimi buldum. Demek ki 720 santim. Bu arkadaş da 720 santim gitse, bu arkadaş da 720 santim gitse
cuk diye aynı mesafeyi gitmiş oluyorlar ve tam tur atmış oluyorlar. 240'ın da bir katı 720, 180'in de bir katı. Peki kaçar katı arkadaşlar? İşte şu yuvarlak içinde tuttuğum, daha sonra işimize yarayacak dediğim şey kadar. 180 4 tur atar, 240 ise 3 tur atar arkadaşlar. Bunların içindeki sayılar da bunlardır. Çok pratikçe ulaşabilirim buna. Güzel. Tabii şu algoritmada da yapacağımız şeyler vardı. EBOB bulurken arkadaşlar, EBOB bulurken incecik parçalıkları biliyorum ama EKOK bulurken, kat bulurken mümkün olduğunca büyük sayıları da bölebilirdim bunları. Mesela 10'a bölsem her ikisini de yine pratikçe EKOK'a ulaşabilirdim. Mesela 60'a bölsem, değil mi? 60'a bölsem yine burada 3 ve 4'ü yakalardım. Şurası zaten tamamen 60 ya, bölündüğünü görsem. Netekim bakın 60'a ulaştım. 60'da ne oluyor arkadaşlar? Bu iki arkadaşın EBOB'lar oluyor. Bunları bölen sayılar. Evet, ne demişti bize? Buna göre Mehmet'in bisikleti denediği mesafe en az kaç santimetredir? Biz zaten 720 santimi bulmuşuz. Fazlasını da söylemişiz. Her zaman söylüyorum arkadaşlar, önemli olan soruyu çözmek değil, neler olup bittiğini öğrenmektir. Zaten konu anlatımını çözüyoruz. Derdimiz konuyu anlamak. Üçüncü soruya bir geçelim. Evet, üçüncü sorumuz da şöyle sesleniyor bize. Bir çiftçi yaptırdığı toprak analizi sonucunda tarlasının ihtiyacı olan azot miktarını belirliyor. Arkadaşlar bak, duydunuz mu? Demek ki toprağa azot atıyormuşuz. Neden azot atıyoruz? Çünkü bir gübre şeklinde kullanıyoruz bunu. O gübrede de azot bulunuyor ve toprağımızı daha verimli hale getiriyor. Güzel. Bu ihtiyacı karşılamak için torbalar halinde satılan A, B markalarının gübrelerinden birini tercih ediyor. Güzel, torbalarımızı vermiş bize. A gübresinin 50 kiloymuş, B gübresi de yine 50 kiloymuş. İçerinde tabii toprak var, gübreler. Bu gübrelerin de arkadaşlar mesela bunun %20'si azotmuş, bunun da %44'ü. Hangisinde daha çok azot var? Bunda. Gayet güzel. Bunda az var ama fiyatı ucuz. Bunun da tabii ki fiyatı pahalı. Bakalım biz olsak kimi seçerdik, bir bakalım. Evet, çiftçi hangi markayı tercih ederse etsin, aldığı gübrenin tamamını kullandığında toprağın ihtiyacı olan azot miktarını tam karşıladığı görülüyor. Enteresan. Daha az ödeme yapacak şekilde bir tercihte bulunan çiftçi aldığı gübre için 1000 liradan az ödüyor. İyi, güzel, fazla masrafa girmemiş demek ki. Buna göre çiftçi diğer markayı tercih etseydi kaç lira daha fazla ödeme yapardı? Arkadaşlar öncelikle neler olup bittiğine bir bakalım. Benim azot ihtiyacım ne kadarmış onu bir görelim, değil mi? Tamam, bir bakalım. Şimdi birinci torbadaki arkadaşlar, azot miktarım benim ne kadar? 50 kilonun %20'si. 50'nin %20'sini nasıl buluyorduk arkadaşlar? 50'yi 20 bölü 100'e çarpıyorum, değil mi? Çok güzel. Bunu bulmanın en kolayı da ne? 20 bölü 100 zaten 5, değil mi? 1 bölü 5. Hadi böyle yapalım. Böldüm. Onlar da gitti. Bakın 10 kiloymuş. Bunun 10 kilosu azot. Bu arkadaşın kaç kilosu azot acaba? 50'nin %44'ü. Onu nasıl buluyorum arkadaşlar? 44 bölü 100 ile çarparak. Yüzdeleri geçen sene 7. sınıfta öğrendik. Üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlar da bunu zaten biliyor. Evet, 50 ile 100'ü sadeleştirdim. Hemen 2'yi buldum. 44'ü de 2'ye böldüm. 22 kiloymuş bu da. Şimdi arkadaşlar, benim alacağım azot torbalardaki benim işimi görecek azot miktarlarını belirledim. Bunda 10 kilo varmış, bunda da 22 kilo varmış. Şimdi arkadaşlar, hangisini alırsam alayım azot miktarımı, ihtiyacımı karşılıyormuş, değil mi? Yani 10 ile 22'nin bir katı kadar almışım, değil mi? Torba torba alıyorum. O zaman ne yapacağım? 10'la hemen şöyle düzeltelim. 10 ile 22'nin EKOK'unu bulacağım, değil mi? Kaç torba aldığımı bulabilmek için. Bulalım.
2'ye böldük 5, böldüm 11. Bakın yine az önce tanıdık arkadaşlar çıktı. 5 ve 11 asal oldukları için kaldı burada. Ekokum kaç arkadaşlar? 5 ile 11'i çarptım 55, 2 ile de çarptım. Hadi öyle de göstereyim. 5, 11, 2. Buradan kaç gördüm? 110 kilo gördüm. Bunu şunun için yaptım. Yani şöyle de yazalım. Ekok 10, 22 diye gösterilir bu arkadaşlar. 110 kiloymuş. Bu şu arkadaşlar. Ben 10 kiloluklardan bakın. 11 şöyle de onu da gösterelim. 10 kiloluklardan 11 tane alırsam 110 kiloluk ihtiyacı karşılıyorum. 22 kilo olanlardan da 5 tane alırsam gene 110 tane alıyor. Yani cuk diye benim ihtiyacımı karşılıyor. Güzel. Hazır söyledik. 5 tane bundan, 11 tane de bundan alarak çözüyor. Arkadaşlar bu mavi ile işaretlediğim 10 kiloluklarda içinde ozat olanlardan 11 tane alırsam 70 liradan kaç para öderim? 11 çarpı 70 lira değil mi? Kısaca nasıl çarparız arkadaşlar? 10 ile 70'i çarpsaydım 700 lira olurdu. Bir torba daha al 770 lira. Değil mi? Bakın 770 lira ödemişim buna. Kırmızıyla işaretledim. Bu arkadaştan kaç tane almış? 5 tane. Bunun fiyatı ne kadardı arkadaşlar? 160 lira. 5 tane alırsam bundan 160 ile de 5'i çarparım. Kaç bulurum? 800 lira bulurum. Çok güzel. Arkadaşlar ben ihtiyacım 1000 liradan da az dedi. Eğer 110'ar kilo değil de 220 kilo olsaydı ihtiyacım bunların ikişer katı. 10 torba bundan, 10 torba bundan, 22 torba bundan alırdım. Ama bu sefer 1000 lirayı aşardı. Peki arkadaşlar ben hangisini tercih etmişim sizce? Tabii ki bunu tercih etmişim değil mi? Şu arkadaşı az olanı çok torba taşımışım. Biraz ağırlık olmuş bize ama daha ucuza mal etmişim. Bunu almışım bana ne diyor? Diğerini tercih etseydi kaç para fazla öderdi? Tabii ki 770 lira değil de 800 lira ödemiş olurdu. Aradasındaki fark ne kadar arkadaşlar? 30 Türk lirası. Değil mi? Güzel. Bunu da başarıyla çözmüş olduk. Burada da arkadaşlar önce benim ihtiyacımı belirliyorum ben. Azotum ne kadar? Hangi azot miktarına ihtiyacım var? Bunları belirledikten sonra da hesapları yapmak gördüğünüz üzere çok kolay. Dördüncü sorumuzu çağıralım sahnemize. Dördüncü soru teşrif ettiler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Geldi. Evet. Aşağıda uzunluğu 360 ila 400 cm arasında olan AB doğru parçası verilmiş. Evet bir karar versin lütfen. 360 mı 400 mü? Aralarda bir şey demek ki. 370, 380 bir şeyler yani. Güzel. Bu doğru parçasının üzerine kenar uzunlukları 5 cm ve 7 cm'lik kareler birer kenarları ortak olacak şekilde boşluk kalmadan ve doğru parçasını taşmadan yerleştirilebiliyor. Bakın benim az önce söylediğim şeylerden 5 santim, 5 santim, 5 santim gelmiş, cuk demiş oturmuş bu aralığa. Daha sonra 7 santim, 7 santim, 7 santim gelmiş, cuk demiş oturmuş buraya. Bunun için söylüyorum arkadaşlar. 5, beşer beşer gidin bakın. 5, 10, 15, 20, 25. Bu nasıl gider? 7, 14, 21, 28, 35. Arkadaşlar sanki az önce söylediğim gibi. Bu arkadaşlar ilk ne zaman cuk cuk otururlar? Tabii ki ekoklarında otururlar değil mi? 5 ile 7'nin ekoku ne? Zaten burada ikisi de asal sayı olduğunda ne diyeceğim? 35 oldu. İkisinin çarpımı kadardır. Eğer iki sayı kendi birbirleri arasında asalsa bölecek hiçbir ortak yanımız yok. Algoritma yaptığımda bölecek ortak hiçbir sayım yok. İkisinin çarpımı kadar. 35 santim gerçekten böyle mi? Bakın 35 santim olsaydı 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 cuk. 7, 14, 21, 28, 35 cuk oturdu. Ha bundan 7 tane kullanırdım. Bundan da 5 tane kullanırdım. Arkadaşlar bir sonraki uzunluğum kaç? Hadi bana onu da söyleyin. Bir sonraki uzunluğum hep bunun katı kadar olur. 35,
daha sonra 70 olur, daha sonra 105 olur, daha sonra 140 olur. 35, 70, 105, 140 olursa bu arkadaşlar cuk 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 oturur. Güzel. Buna göre aşağıdaki karelerde ama ne demişti bana? 360 ile 400 arası. Şimdi öğretmenim bunu böyle böyle deneyecek miyim? Arkadaşlar bu işin kolay yanı. Bakın bir tane olsa bu 35'ten 35. İki tane olsa bu. Üç olsa. Ya 360 ile 400 arasına yetişmeye çalışıyorum. 10 tane olsa ne olur? 350 santim olur. Bu aralıkta mı? Değil. Arkadaşlar bir 35 santim daha ekleyeyim buna. 35-35 gidecek ya. 385 santim. Çok güzel. Bir 35 daha koy. 400'ü geçer. Tamam ben AB doğru parçasının uzunluğunu buldum. Ne kadarmış? 385 santim. Bu 385 santim olduğunda 5 ve 7'ler cuk cuk diye otururlarmış. Güzel. Buna göre aşağıdaki karelerden hangisi yeteri kadar kullanılıp yukarıdaki gibi yerleştiğinde doğru parçası boşluk kalmaz, boşluk ve taşma olmaz. Yani cuk oturur diyor. Ne demek istiyor arkadaşlar? Bu arkadaşlardan hangisi şu arkadaşı tam bölebilir? Tam bölerse cuk diyor. Yani 25-25 gidin arkadaşlar. 380. Biz de herhalde biliyoruz değil mi arkadaşlar? Mesela 25-25 sayın bana desem nasıl sayarsınız? 25-50-75-100. Daha sonra hep kendini tekrarlıyor bakın. 125-150-175-200. 225-250-270-300. Bu arada hiç 385'e gelir mi? Gelemez. Bunu denemenin yolu nedir arkadaşlar? Teker teker bölmektir. Ama matematiğe hakimim ben diyen birisi değil mi? Bunları da görebilir. Ne yaptım? 385'i 25'e bölmeye çalıştım. Bir kere var. 25, 135 tam yok, artıyor. Ne kadar var? 4, 5 kere var. 125. Bakın 10 santim arttı. Boşluk kaldı. Cuk diye oturmadı. Gelin 55'e bakalım. 55'te ne yapacağım? 385'i 55'e böleceğim. Oo, bu da bayağı şeymiş. 38'in içinde yok. 6 kere desem 300'lerde kalır. 7 kere diyelim arkadaşlar. 7 kere 5 35. 3 elde. Aa ne kadar şanslıyız. Hemen B şıkkında 385 olarak çıktı. 7 tane kullanarak 55 santim olurmuş. Peki diğerleri neden olmaz? Ona da bakalım arkadaşlar. Bakın 7. Şimdi benim gördüğüm sayı 385. 70'in hep katlarına bakacağım. 70'in katlarını söyleyeyim bana arkadaşlar. Birler basamağı hep 0 olur değil mi? 70, 140, 210 hep 0 olur. Bunun oysa birler basamağı 5. Ben bakarken ona da bakardım. Değil mi? 70'in olamayacağını zaten görürdüm. 105 zaten çok kendini belli ediyor arkadaşlar. 3 tane olsa 315 olur değil mi? 100'ü, 105'i 300 ile çarpmanın kolay yolu da şudur. 3 tane 100'ü çarpın 300. Bir de 5 santim var ya fazladan. 5 tane 15 de o olur. 315 santim olur. Artık bir 105 daha koysam bunu hayli hayli geçer. Güzel. Bu soruyu da hallettik. 5'i çağıralım sahneye şimdi. 5. sorumuz geldi. Evet. Ekranlarda gözüküyor şu an. Işıl ışıl parlıyor. Yukarıda kare dik prizma şeklindeki koliler herhangi... Bak yukarıda koliler dedi ama ben bir tane koli görüyorum. Demek ki yeteri miktarda elimizde var. Neden kare prizma dedi arkadaşlar? Kare prizmamız ne onu da hatırlayalım. Bakın tabağın şeklimiz kare şeklinde. Demek ki burası da 30 santim değil mi? Yere oturduğunda yerde bıraktığı iz diyelim biz ona. Mesela altını boyasak, yere bıraksak böyle bir şey boyanır. Nasıl? Kare şeklinde. 30'a 30. Ve bu hiç kendini bozmadan bu şekli yukarıya kadar çıkıyor. Ne kadar çıkmış? 80 santim. Ve kare dik prizma olmuş. Güzel. Bir yüzey üzerinde üst üste konularak hiç boşluk kalmadan yüksekliği 3 metreden az olan bir soğuk hava deposuna tavana kadar yerleştirilebilmektedir. Arkadaşlar bana sorarsanız şu sorunun bu yatayda bir soruydu. Şimdi dikeye kaldırılmış değil mi? Hemen hemen aynı şey. Ben bunu yatayda ne kadarlara yerleştirebildim onu buldum. Cuk diye oturttum. Şimdi dikeyde bakacağım. Bakın
Yatay yatay koyduğumda 30 santim, 30 santim, 30 santim gidiyor. Dikey dikey koyduğumda kaç çıkacak? 80 santim, 80 santim. Ne istiyor benden arkadaşlar? Bu arkadaşlar 30-30, 80-80 giderince ne zaman cuk diye bu odaya sığarlar. Ve bir bilgi vermiş, 3 metreden de azmış. Bakalım arkadaşlar, 30 ve 80'ler bizim ilk nerede buluşuyorlar değil mi? Çarpanlar ve katlar konusundan ek okumuza bir bakalım. Eko kararken hemen ona da bölebiliyorum biliyorsunuz ama biz hani gene algoritmamızı bozmayalım pardon. 2'ye böldüm 15, 40 hemen 5'e böldüm arkadaşlar. 3 ve 8'i gördüm. Evet artık burada kaldılar. Yürüyemiyorlar bitti artık. Demek ki şu arkadaştan 3 tane bu arkadaştan da 8 tane kullandığımda bakın 3 ile 80'i çarp 240. 8 ile 30'u çarp 240, 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı 3 yapsam yine 240'a erişiyorum. Demek ki bu benim odamın yüksekliği 240 santim olduğunda en az cuk diye oturuyor. 3 metreden de az demiş. Bir sonraki bu arkadaşların buluşma noktası kaç arkadaşlar? 240'ın 2 katı olan 480 santim. Çok güzel. 240 santim olunca benim bu işim görülüyormuş. Ne diyor arkadaşlar? Bu işlem aşağıdaki karadik primalaşmayı kullanan hangisi ile de yapılabilir? Az önce yapılamazı sormuştu. Yani bu 240 santimi ben 20-20 de koysam, 90-90 da koysam sığar mı? 60-60 koysam 120 hangisiyle olur diyor. 240'ın hem eni hem de yüksekliği katı mıdır acaba diyor. Evet arkadaşlar. 240'ı 20'ye bölebilir miyim? Bölebilirim. Cuk diye oturur. Peki 90'a bölebilir miyim arkadaşlar 240'ı? Bakın şurada bölmeye çalışalım. 240 bölü 90 desem değil mi? Bakın sıfırlar sadeleşti. Onları hemen attım. 24, 9'un bir katı değildir. Güzel. Bir sonrakisinde 60'ı görüyorum değil mi arkadaşlar? Evet. 60 santim, evet 240'ın katıdır değil mi? Bakın 240, 60, hop hop 4 tane sığar. 120 240'ın katı mı? Yani böleni mi? Evet 120 daha. Bu oluyor. Diğerleri neden olmuyor bakalım. Arkadaşlar 180, bir 180 daha koysam 240'ı hayli hayli aşarım. Hiç bakmayalım bile değil mi? 60-60 koysam evet bak 240'ın katı oluyor. Ama 45-45 koyarsam olmuyor. 45'in zaten 2 katı 90 görmedik değil mi? Az önce 90 olmadığını görmüştük. Evet 5 içinde 120 santime 60 santimlik karedik prizmamız olur dedik. 6. soruyu bakalım şu karışık masamda görebilecek miyim? Bir çağıralım sevgili arkadaşı. Hah gördüm. 6 gelir misin? Çok nazlı bir soru çıktı bu arkadaş. 6 geldi. Teşrif etti. Ha, bak rahatına da çok düşkün bir soruymuş. Koltuklar var bu soruda. Evet. Diyor ki arkadaş. Bir toplantı salonuna genişliği 60 santim olan koltuklar bir doğru boyunca aralarında 25 santim boşluk bulunacak şekilde yerleştiriliyor. Evet. 60 santim 25 santim. 60 santim 25 santim. 60 santim 25 santim. Arkadaşlar ben böyle söylerken bir şey dikkatinizi çekti değil mi? Sürekli tekrarladım. Yani birbirini tekrarlayan şeyler ne? 60 ve 25. 60-25. 60-25. 60-25. Bak bu benim için bir ipucu olsun. Bir yerde kullanılacak. İlk koltuk ile duvar arasında boşluk olmayıp. Burada hiçbir boşluk yok. Son koltuk ile duvar arasında 25 santim boşluk var. Güzel. Ben şurada hemen size bir şöyle şekil göstereyim. Göstermeye çalışayım. Evet. Koltuk. Ben onun kadar güzel çizemeyeceğim belki ama. Burada boşluk yok. Şurada hafif bir boşluk değil mi? Bakın koltuğum yine nasıl bir koltuğa benzediyse daha çok kameraya benzedi değil mi arkadaşlar? Hop boşluk böyle böyle gitmiş. Ne dedi arkadaşlar? Burası 60 santim. Şurası da 25 santim. Bakın sürekli kaç santim kaç santim gidiyor? 85 santim. 85 santim, 85 santim gidiyor. Güzel bunu belirledim. Benim için güzel bir bilgi. Daha sonra ne yapmışlar?
bu salona daha fazla koltuk yerleştirmek için koltuklar, siz ne yapardınız? Ben koltukların arasını daha az yapardım değil mi arkadaşlar? Ya da daha küçük koltuklar alırdım. 60 santim olmayanlar. Ama rahatımıza da düşkünüz. Yani biraz rahat oturalım. Çok da daraltmayalım kendimizi. Ne dedi? Koltuklar bir doğru boyunca aralarında 15 santim boşluk bulunacak şekilde yeniden düzenlendi. Şu 25'leri artık 15 santim yapacağım. Yaparız. Soruyu önce anlayalım. Düzenleniyor. Bu düzenlemede de ilk koltuk ile duvar arasında boşluk yok. Güzel, yine boşluğumuz yok. Son koltukla duvar arasında da 15 santim boşluk olacak. Çok güzel. Bu durumda salondaki bir sıraya aynı koltuklardan en az kaç tane daha yerleştirilmiştir? Birinci durumda kaç tane, ikinci durumda kaç tane yerleştirdim ve ne kadar daha fazla koltuk koydum? Arkadaşlar ikinci durumda da şunu 25'i ne yapıyorum arkadaşlar? 15 santime çeviriyorum değil mi? Şuralar artık benim için 15 santim oluyor. Şimdi arkadaşlar ne görüyorum? Arkadaş 60 artı 15 75 gidiyor değil mi artık? 75. Arkadaşlar bu her iki durumda da benim salonumun boyuna tam yettiğine göre yine bana ne söyledi? Ya sevgili öğrenci dedi, ben 85 de yapsam 75 de yapsam cuk diye oturuyor. Yani buradaki cukumuz tabii ki şu 15 ve 25'leri de katarak. Neyi istiyorum yine arkadaşlar? Ben bu arkadaşın ekoklarını, ortak katlarını arıyorum. 85 gidiyor. Evet, tam sığdı. 75 gidiyor. Tam sığdı. Bunu istiyorum ben. Hemen bulalım. 5'e böldüm ikisini de arkadaşlar. Bunu 15 buldum. Bunu da 17 buldum. Neden hızlı yaptım arkadaşlar? 75'in 15'e bölümünün 75'in 5'e bölümünün 15 olduğunu biliyordum. Bakın bu da bundan 10 fazla. 2 tane daha 5 var. Bakın 2 tane daha 5 fazla. 17. Evet, az önce yaptığımız gibi. Bakın 75'lerden 17 tane çarpın bu arkadaşın ekoklarına ulaşıyorum. 85'lerden de 15 tane koyarsan. Ha, ekokunu çok mu merak ettik? 17 çarpı 15 çarpı, onu da yapalım. Ekokları da arkadaşlar 17 çarpı 15 çarpı 5 tane olur. Tamam, çok güzel. Bunları da uzun uzun çarparım. Ama daha sonra kaç tane diye yine 85 ve 75'leri böleceğim değil mi? Hazır bölünmüş halleri var. 17 ile 75'i çarparsam, 15 ile de 85'i çarparsam zaten ekoklarıma kolayca ulaşabiliyorum. Arkadaşlar ne dedi? Bu durumda salondaki bir sıraya aynı koltuktan en az kaç tane? Bakın 85 yerleştirdiğimde 15 koltuk yerleştirebilmiştim. Birazcık mesafeden tasarruf edince de kaç tane yerleştirdim? 17 tane. Yani artı 2 tane daha koltuk yerleştirebildim. Tabii arkadaşlar 2020 korona günlerinde mesafeyi uzak tutmakta fayda var. Maske, mesafe, temizlik diyoruz. Mebegen'e teşekkür ediyoruz. 7. soruya devam edelim. 7. soru ne diyor acaba? Belediye görevlileri kaldırımdaki dikdörtgenler prizması şeklinde taşların arasında görme engelleri yön belirlemede kolaylık sağlayacak üst düzeyi kabartmalı kare prizma şeklinde sarı renkli taşlar yerleştirmişlerdir. Arkadaşlar bunu hepimiz sokaklarda görüyoruz artık değil mi? Bazı arkadaşlarımız görmemiş olabilir belki kaldırımlarda. Burada oluklu şekilde sarı sarı taşlar oluyor. Görme engelli vatandaşlarımız da elindeki değneklerle, sopalarla, bastonlarla, batonlarla değişik söylemleri var. Onlarla buralara dokunarak, hatta bunların değişik şekilleri var arkadaşlar. Bazıları nokta nokta oluyor. Biz anlayamıyoruz ama görme engelli vatandaşlarımız bunların farkında. Sağa dönüşler, sola dönüşler, bunları da bilebiliyorlar. Bu arada bisiklet sorusu da çözdük vesaire. Lütfen mesela tekerlekli sandalyedeki
vatandaşlarımıza da kolaylık sağlayalım değil mi? Mesela kaldırımdan inmek için yola eğimli döşemeler yapılması vesaire gibi. Evet, buradan belediye yetkililerine de seslenmiş olalım. Ne demiş? Uzunluğu 30 metreden az olan düz bir kaldırıma, evet kaldırımımız 30 metreden azmış. Bu taşlar görseldeki gibi bölünmeden, üst üste gelmeden ve aralarında boşluk kalmadan yerleştiriliyor. Evet, nasıl yerleştiriliyormuş arkadaşlar? Şu taşlarım 70 santim uzunluğunda, sarı taşlarım da 40'a 40 santim şeklinde. Güzel. Yerleştiriliyor. Ve bakın ben ne görüyorum arkadaşlar? Buradaki nokta nokta devam ediyor demek. Cuk diye oturmuşlar. Onu görüyorum değil mi? Cuk diye ikiye sok. Yani bakın cuk diye oturmaktan kastımız, bunu duyunca ne gelecek aklımıza arkadaşlar? 40 santim 40 santim, 70 santim 70 santim gidince ikisinin de benzer katıymış. Yani ortak katıymış. Değil mi? Bu kaldırıma yerleştiren üst yüzeyi kabartmalı kare plana şeklinde sarı renkli taşların sayısı en çok kaçtır? 30 metreden az demişti. Mümkün olduğunca 30 metreye yakınlaştıracağım. En fazla da o şekilde kullanabilirim. Evet arkadaşlar, hemen ne yapmam lazım? 40 santim ile 70 santimlik taşların ekoklarını bulmalıyım. Ortak katlarını bulmalıyım. 40-40, 70-70 gittiğinde cuk diye oturmalı. Bulalım. 2'ye bölelim. 20, 2'ye böldüm. 35, 5'e böldüm hemen görüyorum. 4, 5'e böldüm. 7, bakın artık ortak bölen yok. Birinde asal sayı yakaladım. 5'e bölmekte çok akıllılık etmişim. Yine arkadaşlar bu arkadaştan bu kadar tane. Şu arkadaştan da bu kadar tane alınca cuk diye en kısa mesafe oturtmuş olurum. Ama benim kaldırım 30 metreden az. Değil mi? 30 metreden daha az olacak. Kaldırımın boyu. Kaldırım boyu. 30 metreden az. Şimdi arkadaşlar neyi gördüm? Bakın çarp 70 ile 4'ü 280. 40 ile 7 çarp. Demek ki 280 santim. Bunlar ilk buluşuyor. 30 metre kaç santimdir arkadaşlar? Evet duyayım. Ya da 2 metre. Bunu metreye çevirsem sıkıntıdır. Arkadaşlar metreden santimetreye nasıl geliyordum? Bakın metre, desimetre, santimetre. 2 tane 0. 100 ile çarpmalıyım. Yani 3000 santimetre yapar 30 metre. Arkadaşlar 280 gitsem teker teker sayar mıyım? Hayır. Al 10 katını çarpı 10 değil mi? Çarpı 10 yapsam kaç olur? 2800 santim alır. Hadi bir tane daha 280 eklesem 30 metreyi, yani 3000 santimetreyi geçerim. Demek ki çarpı 10 tane bu 280'liklerden çarpı 10 tane olmalıymış ki böyle yerleştirilir. En çok dedi arkadaşlar, benim kırmızı ile işaretledim ama sarı karolarım bakın 280 santim olduğunda 7 tane oluyordu. Şimdi bu 280'lerden kaç tane? 10 tane daha kullanmalıyım. Yani 7 çarpı 10'dan 7 çarpı 10'dan 70 tane en fazla kullanabiliyorum. Tamam. En az deseydi arkadaşlar 7 tane kullanırdım. Ama 30 metre boyunca kullanmamı istediği için, ki o da 28 metreye denk geliyor. Bakın santimetreden metreye giderken de 2 sıfırı siliyorum. Evet arkadaşlar, 7. soruyu da hallettiğimizi düşünüyorum. 8 ile devam edelim. 8. soruyu buyurun lütfen. Hop geliyor. Arkadaşlar bugün sorularımız pek nazlı. Yavaş yavaş geliyorlar. Evet. Ne demiş? 8. Tam oturtmaya çalışıyorum bu arada. Merdivenlerin basamaklarının, evet bir merdiven vermiş, duvar vermiş, yükseliyor. Bilgi veriyor sanırım bize. Merdivenlerin basamaklarının yüksekliği belli standartlara göre yapılmaktadır. Bunu daha önce duymuş muydunuz arkadaşlar? Evet ben duymuştum. Benim mesleğim icabı da. Şöyle arkadaşlar, biz insan anatomisine uygun şeyler yapılır. Merdivenlerin yüksekliği belli bir standarda oturulduğu gibi
uzaklıkları da uzunluğu da belli standartlarda olmalıdır. Siz bazen karşılaşmışsınızdır. Sizi yoran, böyle sıkıntı veren bazı merdiven basamakları görmüşsünüzdür. Onlar standartlara uygun değildir. Standartlara uygun yapılanlar bir insanoğlunun çok kolaylıkla çıktığı, daha az yorulduğu merdivenlerdir. 18 santimi geçmeyecek. Aşağıdaki bu standartlara göre zeminden birinci duvarın üstüne ve birinci duvardan ikinci duvarın üstüne doğru yapılarak eş basamaklı olarak merdiven modellenmiştir. Bakın şeyi öğrendik, 18'den az olduğunu. Arkadaşlar öyle bir çıkacağım ki 210'a tam çıkacağım. Daha sonra 3 metrelik 300 santim diyor. Bu aradaki mesafeyi de tam çıkacağım, değil mi? Çok güzel. Arkadaşlar benim şimdi merdiven yüksekliğim 18 santim demişti. Ne yaparım? Ne diyor? Modeldeki merdivenin basamaklarının yüksekliği santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre bu merdiven en az kaç basamaktan oluşmuştur? Tamam, en az olması için 18'den de fazla olmamalı. 18 santim yaparım, değil mi? Tamam, çok güzel. Burası kaç santim arkadaşlar? 90 santim. Çok güzel. 18 santim 18 santim yapsam burada 18'e bölerim. 5 basamağım olur. Sonra tutarım 210'u da 18'e bölerim. Buradaki basamak sayısını bulurum. Derken sinyaller var. Neden arkadaşlar? Bakın 210'u 18'e bölmeye çalışalım. Benim burayı da tam çıkmam lazım, değil mi? Bakın gene cuk demiş. Burada da cuk demiş. 18 santim buraya cuk diye oturuyor. Ama 210'a tam oturacak mı bir bakalım. Bir kere var 21'de 18. 30 kaldı. 30 18'e tam bölünmez. 1 vardır 18. 12 santim artar arkadaşlar. 12 santimlik en son basamağı da 12 santim yapmış olurum ki bahsettiğimiz şeye uymaz. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Neyi araştırmalıyım? Benim hem 210 santimi hem de 90 santimi mutlu eden bir bölene, bir basamak yüksekliğine ihtiyacım var. Oradaki ilacımız ne arkadaşlar? Enstrümanımız hemen 210 ile, değil mi? 210 ile 90'ın EBOB'unu bulmak. Nihayet bir EBOB sorusu bulduk. Güzel. İkisini de 2'ye böler. Böldüm. 105, 45. 3'e bölünüyorlar görüyorum. 3'e bölündüler. 15, 35. Hala 3'e bölünüyorlar mı? 9. 5'e bölünürler mi? Bölünürler, onu görüyorum. 7. Pardon, bu 3. 7'yi buraya yazacaktım. 7. Evet. Artık asal sayılara ulaştım. Burada kaldı. Stop. Arkadaşlar bu iki arkadaşın EBOB'ları kaç? 2 çarpı 6 çarpı 5. 30. 30 santim. Yani ben merdiven yüksekliklerimi 30-30 yapsam hem buraya cuk hem de buraya diye cuk diye oturur. Ama arkadaşlar benim 30 santim 30 santim sekebilmem için ya keçi olmam lazım ya kedi gibi sıçramam lazım. Nitekim de standartlarımız ne dedi? 18 santimden küçük olmalı dedi. Peki arkadaşlar benim ne düşünmem lazım? Şunu düşünmem lazım. Hem 210'u hem de 90'ı bu 30 tam bölüyor. Arkadaşlar bu arkadaşı tam bölen en büyük diğer ikinci sayı kim? İşte şu arkadaşlar. 2 çarpı 3 çarpı 5 30 yaptı ya. Bakın 2 bu ikisini tam böler. 3 tam böler. 5 tam böler. Yani 2 santim 2 santim yapsam da tam cuk diye olurdu basamaklar. Peki arkadaşlar 2 çarpı 3 6 da bunları tam böler. 3 çarpı 5 15 de tam böler. Ben bunlardan gittiğimde 30 EBOB ise, en büyük ortak bölen ise, ikinci en büyük ortak bölen arkadaşlar, bakın burada 2'ye bölersem 3 çarpı 5 15 santimdir. Bunu hem 2 çarpı 3 çarpı 5'ten buluyordum ya, 2'yi yok ederek bulabilirim. Bakın 3'ü yok edersem 10, daha düşük bir şey çıkıyor. Ben en az basamağı istiyordum. Mümkün olduğunca basamağım yüksek istiyorum. 18'e yakın. 18'den küçük bir şey istiyorum ama 18'e çok yaklaşsın. En güzel mesela 10 da bunları tam böler 2 çarpı 5, değil mi? Mesela 5'i yok etsem buradan 2 çarpı 6 çok uzaklaşıyorum. Aklınızda olsun arkadaşlar. EBOB bu ise,
Bir sonraki en büyük ortak bölen bunun yarısıdır, ikiye bölenidir. Ne zaman ortak bölenler arasında 2 varsa. 2 yok, 3 varsa 3'te 1'idir. 3, 2 de yok, 3 de yok, 5 varsa 5'te 1'idir şeklinde. Güzel, ben bunu buldum. Demek ki basamaklarım 15 santim, 15 santim. Peki arkadaşlar, şimdi bu raddede ne yaparım? 90'ı 15'e bölüyoruz arkadaşlar. 6 basamağım oluyor. Öyle değil mi? Hadi şurada da bölelim isterseniz. 90 bölü 15, 6 kere var. 6 basamağım var. Diğer tarafta 210 var. 210 santimi de yine 15'e bölelim basamak yüksekliğime. 1 kere var 15, 60 arttı, 4, 14 basamak da burada var. 6, 14, 20 basamak olarak buldum. Şimdi arkadaşlar bunu şunu şöyle söyleyeceğim. Ben zaten toplam 300 santimetre çıkacaktım ya. 300'ü de direkt 15'e bölebilirdim. Çünkü bakın burada bir sahanlık diyoruz biz buna. Sahanlık oluşturuyor. Basamağım şöyle de devam etsem yine 300 santime ulaşacaktım değil mi? Direkt 300'ü de 15'e bölebilirdim. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomuz sizler için faydalı olmuştur. Sağlıcakla kalın.